merdivenlerden iniyordun, bana omuz atarak geçtin. Normalde özür dilemeyecektin, sonra ben olduğumu fark edince özür diledin. Gerçek değilsin. Tamam, elime gecesi kurtulun benden. Sen bir ses tonuna hakim ol. Sen ben gidiyorum diyemezsin. Bu kadar şeyden sonra dememen lazım bence. Melisa'nın kesinlikle olduğu gibi davranmadığını ben zaten baştan beri savunuyorum. Ben uzun süredir dediğim gibi kırılıyorum ama hep susmaya çalıştım. Melisa'cığım üzgünsün diye üstüne çok gelmek istemiyorum ama hiçbir zaman susmadın sen. Esas ben biriktirdim, sen değil. Esas ben doldum, sen değil. Buradaki bütün ekibin seninle problemi var. Neden? Burada tribünlere mi oynuyoruz? Ben gelirim burada öyle bir oynarım ki tribünlere. Senin oynayacağın tribün kalmaz burada. Dudakların Seren Serengil'in 90'larda yaptığı dudak rengi gibi olmuş. Bak Melisa, şu anda da seni savunuyorum. Farkında mısın? Kemal kimseyi kayırmaz veya kimsenin üstüne yürümezmiş. Bana yürüyor dedin ya. Seni biri giydirdi. Yok, hiç. Kendim alışverişe çıktım. Ayakkabılar zaten babaannem geldi. Bence o koluna manşet yap, yani yaptırmışsın ama sen gazetelerde manşet olursun Nazlı Hamarat bu look'ta diye. Nazlı Sultan Kayaslan Podium'da. Geldin. Hoş bulduk. Ayakkabılar yanacak. Ay, teşekkür ederim. Sen komple yanacaksın. Teşekkür ederim. Böyle tek parça vücut ister giyebilmek. Ya yok, kalmadı ki i̇şte, vücut kalmadı. İster ama yani. Maşallah. Nereye teşekkür gidiyorsun? Teşekkür ederim. Defile izlemeye gidiyorum. Defile izlemeye evet. Gidiyorsun. Özden. Yanıyor, yanıyor. Ya o yelekten ben de alacaktım ama Nazlı Sultan almış. Zeynep de sormuş aynı Gülayda. Soruyu da alamadım. Hepsi şu an arıyor beni. Hasetlikten, kıskançlıktan çatlıyorum. Çok güzel olmuşsun. Üstündekilerin hepsini kendim giyebilirim. Belki ayakkabıların kapalı olabilirdi. Evet. Onun dışında çok güzel görünüyorsun. Teşekkürler. Zeynep. O yelek zaten efsane. Efsane olan yelek. İçindeki tulumun da çok iyi. Keşke düz bir kumaştan olsaydı. Ben de öyle aradım da bunu bulduğuma şükrediyorum şu an. Çünkü... Çantanı sevmedim. Bir de saçın dalga değil de düz olsaymış. Çünkü zaten yelek hareketli ya. Eldiveni takman da çok güzel. Teşekkürler. Defile izlemek için gayet ters. Nazlı Hamarat, sanki sana söz verince başka bir tarihe ışınlanıyormuş gibi hissediyorum bunu kendimi. Hani öyle bizimle zaten. Aynı dili konuşup konuşmayacağından emin değilim. Süper o zaman. Ben bayıldım. Bir tek saçını böyle daha marjinal bir şey isterdim. Evet de işte defile zamanım için. Yoktu. Böyle biraz kolay. Kendim topladım hatta. Bir de ayakkabının arkasındaki fermuarlar biraz gözüme takıldı. O kadar. Onun dışında süpersin. Teşekkürler. Melisa. Muazzam bir parça. Sadece ayakkabında parmak uçlarını görmem beni rahatsız etti ve çantanda metal detay istemezdim. Harcısına çok hoş görünüyorsun. Önü kapalı vardı ama o da hareketliydi. Yine delik delikti böyle. Mecbur bu uyuyordu. Düz bir şey lazımdı. Ben de bunu giydim. Oo, deri eldiveni görmemişim. Evet, tekine öyle bir taktım. Maria. Farklı bir şey söyleyemeyeceğim. Gerçekten çok hoş duruyorsun. Sadece çantan farkı olabilirdi. Onu da içeride söylemiştim evet. Zaten.
Bazen istediğimiz şeyleri bulamıyoruz. Evet. Kafamızda böyle kombinlediğimiz şeyleri. Ama çok güzel öyle duruyorsun. Oluyor. Mecbur. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Defile izlemeye gidiyorum. Yurt dışındasın. Yurt dışında olurum. Türkiye'de. Yani, hiç fark etmez. Türkiye'desin. Üstündeki parça çok güzel. O parça olarak çok beğendim. İçindeki tulum. Evet. Şöyle bir baktım sana. Baktım, enteresan, çok fashion bir kadın geldi böyle. Ama o saçı gördükten sonra fikrimi geri aldım. Evet, zaman yetmedi. Şöyle topuz yapmayı düşündüm. Sonra yani yüzüm o kadar küçücük kaldı ki zayıflıktan saklamaya çalışıyorum. Ama yani şimdi şöyle orası öyle zayıf, öyle sıradan kaldı ki. Çünkü kıyafet çok enteresan. Evet. Hakikaten bir defileye gidiyorsun. Sanki sen de bir moda tasarımcısı, ne bileyim, bir sanatla uğraşan yani birisin böyle. O tek eldivenin falan, hakikaten çok iyisin. Çok teşekkürler. Ama o saçınla mahvettin. Ha, bütün o look böyle gitti. Böyle topuz sarınca olmadı mı? Gerçi saç Kemal Doğulu ama bir şey söylemem lazım. Ama hayatım, o kadar doğru yerden yakalıyorsun ki olayı. Bu çok hareketli. Daha saçım da dalgalı. Aynen. Oradan iniyor. Ben de farkındayım. Yani inanamadım. Acele, evet, aceleye geldi. Hatta kendim yaptım. Hani vakit burası yoktu. Acele kabul etmez. Yani burası düzgün, arena. Düzgün toplayamadım bile. Senin gibi topladım. Nasıl o saçı yapar? O saçı yapar da o kıyafeti mahveder. Yok, topladım, geçti şimdi. Ama olsun. Ben şimdi bu soruyu arkadaşıma soracağım. Tabii hakikaten onun çok uzmanlık dalı, çok uzmanlık dalı. İvanacığım, çok affedersin. Tabii ki. Canım. Bunda ne olabilirdi ya? Şimdi at kuyruğu olacaksa illaki dümdüz jilet gibi. Evet. Yani çok sakin, hatta iyice yapıştırılmış bir at kuyruğu krepesiz olabilirdi. Krepesiz dümdüz, aynen. Dümdüz, böyle sakinleştirilmiş. Veya yukarıdan bir böyle yine net ama bir, hani Ivana yapar ya arada saçlar. Hı hı. Öyle bir saç olabilirdi. O kadar hareketli, o kadar dağınık ki üst kafanın net olması gerekiyor. Evet, biliyorum. Kafanın dağılmaması gerekiyor. Evet ama dediğim gibi fikir, acele. Bir fikir paylaşabilir miyim tabii arkadaşlar? Tabii. Mesela şimdi yaptın ya o topuzu, hı hı, ince uzun. Onu da böyle deriden bağla böyle uzun gibi yükselt. Böyle yükselt. Sadece böyle bir Japon gibi bir tarz yaratabilirsin. Değil mi? Hatta aslında daha öne getirip şuraya. Aynen. Daha Kemal öne. Bey yüksek ama deriden hiç saç görmeden. Sadece demiştim böyle bir şey olarak. Şu onu doğru sevmiyorum demişti, bunu sevmiyorum demişti laflarını bir kenara bırakın. Her kıyafetin saçı başka. Çünkü her ben kıyafete olacak olan saç, makyaj, tabii, çanta, ayakkabı, kesinlikle, başka. Dolayısıyla o kıyafetin üstünde o saçı, hı-hı, sevmemişimdir. Ama aynı saçı başka kıyafetin üstünde çok sevebilirim. Evet. Bu tamamen çok ince bir çizgi. Anladım. Çünkü üstündeki o kadar hareketli bir parça ki, evet, hani çok enteresan. İşte saç onu birden alıp götürüyor ama tabii ki şu an ben o saçı görmemek durumundayım. Görmemek durumundayım. Bu kadar söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Evet, üzerindeki modern, cool. Saç da öyle olmalı, modern ve cool. Bu kadar ya, çok fazla ekleme gerek yok bir şey. Sen her zaman çok iyisin. Bugün de öyle. Biraz eksik oldu saçın dolayı. O da olacak. Kendim yapınca böyle oluyor tabii. Teşekkürler. Yani kıyafetinle ilgili de bir şey söylemem gerekirse, tulumun düz olsaydı keşke, desensiz. Evet, aradım bulamadım. İki desen birbirini çok yoruyor ama yine de iyi. Yani üstündeki, hı-hı, şeyi böyle Nur Tanır Tanju vardır babacan. Ha. O tarz şeyleri Tanju yapar. Aa, buradan çok sevgiler, sevgiler Tanju'ya. Öpüyoruz. Çok beğenirim. Çok da güzel üstündeki, çok yakışmış sana. Çok teşekkürler. Bayılır yani. Bayılır. Çocuktur böyle. Aynen. Onları saatlerce. İşi gücü odur yani. Çok sever. Ne kadar çok da o iyi dedi yapar. Üstündeki parça. Ya geçen hafta aldım da hatırlamıyorum. 200 300 olabilir. Çok iyi ya. Ya bilmiyorum kaç.
600 mü? Zeynep'ten mi aldın? Yok 500. Yok ya, hepimiz aynı yeleği alacakmışız. Eyvah. İlk ben almışım iyi ki de. Hepsi arkamdan gitmiş aynı yere. Yani eyvah, yine bir Starling Hanım mevzusu çıkacak birazdan. Aman yok, şu an bile internette, Instagram'da dolanıyor. Şimdi yeni bir isim çıkmış. Kubilay diye biri varmış. Hayatımda Kubilay diye birini tanımam. O benim Starling'imi yapıyormuş. Starling Baby'miş o da. Evet, bir tane de bir tane daha bir şey gördüm. Melis diye bir kız arkadaşım varmış. Melis diye hiç kız arkadaşım da olmadı. Melisa bir tek tanıyorum. O da ilk. Buraya kulise geliyormuş, odaya giriyormuş benimle. Şimdi buraya çıkarken bunları giy. Bu podyum, bu podyum ne şehir efsaneleri gördü. Boş ver sen, ben işine bak. Ben zaten gülüp geçiyorum. Bu ne böyle diyorum yani. Sen zaten kendine kabullenemiyorlar bir türlü. Kendine güven bir kadınsın, böyle hiç takma. Almanya'da hiç da Almanya'da da bir bayan varmış. Orada kutur yapıyormuş ve onun işlemelerini Türkiye'de İstanbul'da benim atölyem yapıyormuş. Ben önce kendiminkileri yetiştireyim de Almanya kusur kalsın. Tabii böyle de bir durum var. Mışlar içinde kaldık. Evet, mışlar yani. Evet. İşte böyle isimler üstünden siz şimdi şeydesiniz, gündemdesiniz. Bir de 5 bin lira ödüyormuşum programdasınız ayda. Öyle şeyler de yazıyorlar. Sizin üzerinizden işte PR reklam yapıyorlar yani. Olur böyle şeyler. Ne yapalım, gülüp geçiyor. Ve olacak. Kararlar. Gülüp geçiyorum, bir şey yapmıyorum yani. Kararlar. Bir saç için olmaz. Tarz tabii ki. Çok teşekkürler. Kuş yok mu? Saçı olsaydı kuşu kaldırırdım. Ben de veriyorum. Bir tane eli veriyorum. Çok teşekkürler. Hadi Tarz size. Yıldız geldi. Benimki sahici el. Teşekkürler. Tebrik ediyorum. Senin yerini alıyorum. Eteklerinin altında Nihal ve Özlem var. Böyle çeteleşmek hoş bir şey değil kulise arkasında. Bu arada sen bir bacaksız görünüyorsun gözüme. Şıksın ama bana göre tarz değil. Üstünde eleştirilecek bir şey yok. Sıradan oldu. Tek dün Emel astronot kıyafetiyle geldi. Onun için hepiniz aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz. Sen eleştiri kaldırabilen bir insan değilsin. Bu bence sen çok kaldırıyorsun eleştiriyi. Biz seninle yakındık çünkü neden? Ben seni koruyordum değil mi? Hayır, stüdyoda ben senin kötü yorumlamadım, seni koruyordum şimdi. Pardon. Biz seni savunurken hiç atağa geçmiyordun, durduk yere neden atağa geçtin? Özden'le bir olup tencere kaynatacağınıza biraz daha tarz olmaya bak yani. Maria bugün senden çok şık ama. Sevil Hanım sana yardım ettiği için teşekkür et. Çünkü tabii ki onun yüzünde sen tarz oluyorsun burada. Sadece buraya şov yapmaya gelmiş bir insansın. Yani senin aklında 100.000 yok. Yok. Şov yapan şu anda sensin. Bana göre öylesin. Sensin şu anda şov yapan. Tarzınla sen ne yapmaya geldin? Olmayan tarzınla. Apaçı, apaçı saç, apaçı örgü. Makyajlar fazla. Sende de birazcık bir Ayşenur kopyacılığı olmuş bugün. Sen beğensen ne olur, beğenmesen ne olur. O lafın onun karşıtı o değildir. Haddini bil biraz benle konuşurken. İnanmıyorum. Aa, bu kim İçime bu? İçime biraz Ivana sert kaçtı. Nur Yerli Taş. Ay kim bu karşımda duran? Ay utandım. Beğendiniz mi? Günün ilk misafir adayını ağırlıyoruz. Ezgi Ünal podyumda. Motorda benim, trende benim, gözler üstümde, bu tarz benim. Modada benim, trende benim, gözler üstümde, bu tarz benim, bu tarz benim.